eğitim öğretim yılı 2022-23 eğitim öğretim yılımız aslında pazartesi itibariyle başladı. Bir hafta ana sınıf öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizi biz uyum haftası dediğimiz uyum seminerlerine aldık. Ama asıl açılış 12 Eylül'de pazartesi günü inşallah birinci sınıftan 12. sınıfa kadar bütün kademelerde okul eğitim öğretimi açılmış olacak. 90 bine yakın öğrencimiz var. 89.880 öğrencimiz bu sene eğitimde ders başı yapacaklar. Yine 5.500'e yakın öğretmen ve idarecimiz inşallah camiamızda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecekler. 572 tane okulda kurumumuz eğitim öğretimi hazır bir şekilde inşallah son hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Özellikle bu sene çok büyük bir çalışma yaptık. Çok büyük bir okullarımızda ön hazırlık yaptık. Bu hazırlık kapsamında özellikle dezavantajlı okullarımız ve köy okullarımızın dokunmadığımız hiçbir okulumuz kalmadı. Bazılarını da bu hafta inşallah bitirmiş olacağız. 92 tane okulun büyük onarımını ve orta ölçekteki onarımını yaptık. Çatı değişiminden, ıslak zemin değişimine, kapı pencere değişiminden, iç ve dış boyasına kadar. Geçmiş yıllara nispeten özellikle pandemiden de kaynaklanan bir durgunluk vardı. Bu sene çok daha hazır, çok daha nitelikli bir şekilde okullarımızı açıyoruz. Temizlik personeli sıkıntımız 230'a yakın İşkur kapsamında temizlik personeli aldık okullarımıza. Sadece merkezden bahsediyoruz. İl merkezinde 480 sayı gayet iyi bir rakam. Bunların da tüm iş ve işlemleri salı günü itibariyle bitti. Ve hepsi de okullara dağıtıldı. İnşallah pazartesi günü bütün öğrencilerin masalarında ders kitapları, bütün öğrencilerimizin masalarında yardımcı kaynak kitapları, ilk defa bakanlığımız böyle bir uygulama yapıyor. Artı İşkur personeli, öğretmenler sınıflarda öğrencilerimizi hazır bekleyen olacaklar. Bir, özellikle son 2-3 yıldır çok ciddi bir her anlamda böyle nitelikli, kaliteli, fiziksel anlamda, donatım anlamında, başarı anlamında ciddi bir ivme yakaladı. Bu sene de biz kendi bir önceki yıldan daha iyi olması için mutlaka ön hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yapıp ona göre bir yol haritası belirlemiştik. Geçen yıllar, bir önceki yıllara göre akademik anlamda çok ciddi bir başarı artışı oldu. Türkiye genelinde sıralama artık verilmiyor ama her anlamda Türkiye'deki Siirt'in eğitim sıralaması çok ciddi yukarılara doğru çıkıyor. Yine bunun yanında proje kapsamında çok ciddi %300'lük, %400'lük projeye başvuru artışlarımız oldu. TÜBİTAK projeleri, özellikle Avrupa Birliği Erasmus kapsamındaki projelerden bahsediyorum. Yine üniversiteyi kazanma oranı geçmiş yıllara göre çok ciddi anlamda yine bir artış sağladı. İlçelerimizdeki okullarımızı bitirmiştik. Şirvan'da, Pervari'de. Yine kısa bir süre içerisinde Kurtalan'da iki okulumuz faaliyete girecek. Merkezde Alparslan okulumuz bitti. Bu hafta eğitim öğretime orada başlayacağız. Eşrebitis okulumuz bitmişti. Bu hafta eğitim öğretime orada başlayacağız. Yine Şehit Kürşat Güneş yeni yaptığımız bir okulumuz. İlk öğretim haftasını orada kutlayacağız. 24 derslikli son derece modern bir okul. Diğer YKYAP kapsamında yıktığımız okullarımız vardı. Bunların ihalelerini normalde yapmak için her şey hazır. Sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir onay bekleniyor. Feshedilen okulların yeniden ihale çıkılması için böyle bir prosedür var. Onları bekliyoruz. Bunun dışında İmam Hatip okulumuzun ihalesini bugün itibariyle çıktık. Okullaşma oranlarımız son derece iyi. Özellikle ana sınıflarına değinmeden geçmek istemiyorum. Bu seneki ana sınıf hedefimiz 5 yaşta %100. Bütün öğrencilerimizin, 5 yaştaki öğrencilerimizin tamamının okul öncesinde eğitime erişmesini istiyoruz. Bunun için 60 tane yeni derslik açtık. 16 tane yeni anaokulu yapıyoruz şu an. Ondan hazırlıkları bitti ve bu ayın içerisinde ihalesi yapılacak. Yani Siirt her sene çok daha iyi bir yere doğru gidiyor diyebilirim eğitim anlamında. En önemli konu, en önemli görevlerden bir tanesi velilere düşüyor. Ben velilere buradan özellikle eğitim öğretim yılının onlar için de hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü bir süreç beraber yürütüyoruz. Veliyle, öğretmenle, öğrenciyle aynı anda yürüttüğümüz bir süreç. Veliler bize güvensinler. Zaten pandeminin etkisi yok denecek kadar az. Allah'a şükür az okullarımıza maske falan kullanmıyoruz. Ama öğrenci isterse tabii ki kullanabilir. Fakat şu an herhangi böyle sağlık noktasında problemimiz yok. Okullarımız temiz, okullarımızın fiziki altyapısı sağlam. Velilerin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula göndermelerini talep ediyoruz ve lütfen takip etsinler, bize de güvensinler, öğretmenlerine güvensinler. Okula kadar getirdikten sonra tamamen bizim emanetimiz, bize teslim etsinler. Geçen sene çok şükür hemen hiçbir öğrencimizin belki burnu kanamadan bir yılı bitirmiştik. Bu çok önemli bir şey. İnşallah tekrar kazasız, belasız, hayırlı, başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılını geçirmiş oluruz. Ben bu eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, velilerimize, bütün Siirt'e hayırlı olmasını temenni ediyorum.